Merhabalar. Satışlarıma göre sipariş tahmini nasıl yapabilirim ve bu tahminimi nasıl otomatik siparişe dönüştürebilirim? Bunun için ilk olarak klavyemizden F10 tuşu ile arama motorumuza gelerek arama alanımıza satışa göre sipariş tahminleme yazdığımız takdirde sipariş sekmesinin altında bulunan satışa göre sipariş tahminleme ve hazırlama ekranımıza çift tıklarız. Siparişlerimizi manuel olarak verebileceğimiz gibi manuel olarak vermek istemediğimiz takdirde satışa göre sipariş tahminleme ve hazırlama ekranımızı kullanabiliriz. Buradaki ekranda verdiğimiz filtrelere göre belli tarih aralığında belli satışlara bakarak sipariş tahminlemesi yapabileceğimiz gibi siparişlerimizi oluşturabilmekteyiz. Örneğin Eylül ayından itibaren artı 60 gün girdiğimiz takdirde bize tarih aralığı filtresi verir ve sonrasında hangi şube üzerinde bir sipariş tahmini yapacağımızı seçer. Ve buradan varsa tedarikçi bazında bir tahminleme yapabileceğimiz gibi stok kodlarımızı da listeden seçebilmekteyiz. Veya stok grup kodlarımız var ise bununla ilgili bir tahminleme yapabiliriz. Veyahut da özel kod 1'den 10'a kadar bir sıralamamız da mevcuttur. Örneğin biz özel kod 3'te bulunan listemize baktığımızda beyaz eşya grubunu listeleyelim. Ve bu 60 gün için kaç gün için sipariş oluşturacaksınız sorusuna 30 gününe baktığımızda program tahmini olarak bir sonraki ay geçmişte yaptığımız 60 günlük satışa göre bu kadar daha satış yapmamız bekleniyor şeklinde bir liste çıkaracaktır. Görmüş olduğunuz gibi 60 gün içerisinde yapmış olduğumuz satışlardan şubemizdeki mevcut adetlerimiz burada belirtilmektedir. Satmış olduğumuz miktarlarımız da bu alanda belirtilmektedir. Tahmin alanımıza geldiğimizde ise satışımızda 30 güne göre baktığında programımız tahmini olarak bir sonraki ay bu kadar bir sipariş daha vermemiz gerektiğini belirtmektedir. Sipariş miktarına geldiğimizde ise tahmini miktarlarımızdan depodaki miktarlarımızı çıkararak kalan miktarlarımız bize sipariş olarak verilmektedir. Alt tarafa geldiğimizde ise alış fiyatı sistem parametresinden ve satış fiyatı sistem parametresi ilgili alanlardan belirtilmesi gerekmektedir. Sistem parametrelerimize geldiğimizde arama alanına satış fiyatı yazabildiğimiz gibi sistemin bize not olarak belirtmiş olduğu parametre kodunu aynı şekilde arama alanına da yazabilmekteyiz. Buradaki satışa göre siparişin satış fiyatını satış fiyatımızın stok kartında hangi alanda belirttiysek, örneğin biz satış fiyatımızı stok kartımızda fiyat 5 olarak belirlemişizdir ve bunu buradaki değer alanımızda seçmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında alış fiyatımıza gelerek, satışa göre sipariş alış fiyatımızda da bizim alış fiyatımızın fiyat 4'te belirleyip F2 kaydettiririz. Ve listemize tekrar geldiğimizde yenilediğimizde görmüş olduğunuz gibi alış birim fiyatlarım ve satış birim fiyatlarım gelmiş bulunmaktadır. Daha sonrasında bunu hangi şubede işlem yapacak isem ilgili şubemi seçip buradaki toplam alış ve toplam satış tutarımı ve bu orandaki karımı gördükten sonra sipariş miktarlarımı tekrar kontrol ettiğimde görmüş olduğum gibi eksideki miktarlarım için sipariş değil de artıdaki miktarlarım için yeniden sipariş oluşturmam gerektiğini sistem bana belirtmektedir. F4 sipariş oluştur dediğimde bana artı miktarlarımı sipariş listeme getirecektir. F4 sipariş oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi vermem gereken siparişleri bana getirdi ve buradan ilgili carimi seçerek onay durumum teklif durumunda gelecektir. Bunu istediğim takdirde analiz, kabul verir şekline çekebilmekteyim. Buradan sevkiyatımı tamamlayabilmek için siparişimizin mutlaka kabul edildi durumunda olması gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir irsaliye ve fatura oluşturmayacaktır.